CNN Türk ekranlarından herkese merhaba. Bu haftaki ilk durağımız İzmir Çeşme. Değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi Alaçatı tarihi yapısını hiçbir zaman bozmuyor. Bu evler çok uzun yıllara dayanıyor ama hiçbir şekilde öz dokusunu kaybetmiyor. Bu haftaki ilk durağımız ülkemizin en güzel sayfiye yerlerinden olan Çeşme Alaçatı. Şu anda Alaçatı'nın çarşısındayız. Gördüğünüz gibi bu çarşı çok büyük ilgi görüyor. Alaçatı denilince akla nostalji geliyor. Evet. Tarihi evler. Neler diyeceksiniz? Muhteşem tek kelimeyle. Yani hani aralarında kaybolmak çok güzel. Gezin keyifli. O evlerin çıkartın. Mi? Tabii ki. Girin içine, gezin, dolaşın. Yani resmi çeklerim oldu. Sunucumuz Bahe, Alaçatı sokaklarında. Sayın seyirciler, Alaçatı denilince akla tabii ki dondurma geliyor. Gülü Usta, nasılsın, iyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gene maşallah dondurmaları doldurmuşsunuz. Evet. Çok keyifli dondurmalar vallahi diyebiliriz. Evet. Hemen bakıyoruz. Bu neydi? Efendim, o elma tarçın. Evet. Eşsiz bir tadı vardır. Şu renkli olan? Yeşil olan da nane. Nane. Fresh'tir oldukça. Evet, sayın seyirci, Alaçatı dondurması işte gördüğünüz gibi. Gül abimiz muhteşem yapıyor. Sevgili izleyiciler, gerçekten Alaçatı muhteşem. Özellikle kafe ve restoranları bu tip dar sokaklarda bu şekilde konuşlanmış. Paşa Limanı'nda tatilcilerin gönüllerince vakitlerini geçirdikleri beach'teyiz. Deniz, güneş ve kum. Her şey burada çok keyifli. Sayın seyirciler, bu bölgede beach'ler gerçekten çok meşhur. Burası da Paşa mevki içerisinde bulunan bir beach. Sayın seyirciler, beachimizde ülkemizin en güzel sunucularından ve en güzel mankenlerinden olan Gizem Özdilli ile birlikteyiz. Denk geldik. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Şapkanı kaldıralım. Çok hafif. Şapka alnım çok kötü. Yandığı için şapka takıyorum. Ne olmuş o çizik? Yandı. Çok güneşlendim. Baksana. Bayağı nasıl geçiyor? Güneşte kavrularak geçiyor. Denizde soğuyoruz. Sonra tekrar kavruluyoruz. Böyle bir döngü içinde geçiyor. Çeşme Alaçatı. Alaçatı 10 numara ya. Çeşme 10 numara. Yani bana şu anda İstanbul'dan sonra her yer çok güzel geliyor. Çünkü İstanbul'da biliyorsun iguana modeli yaşamaya başlamıştık nemden. Artık böyle parmaklarımızın arası neredeyse perde olacaktı. Burada güzel bir esinti var. Terlemiyoruz, nem yok. Süper. Yemek kitabı çıkarttın. Yemek kitabı çıkartalı 1,5 sene oluyor. Bu heyecan. 1,5 yılda bayağı bir geliştin. Programlar yapmak istiyorsun. Yemek. Yani aklında hep yemek var yani. Benden beklenen bir performans değildi. Hani öyle uluslararası ödül almak falan filan da.
İşte biz zamanında kendimize anlatmadığımız için aslında dede ve baba mesleği hani lokantacılık, fırıncılık. Gördüğünüz gibi biçimizde çocuklar da çok güzel bir şekilde eğleniyorlar, dinleniyorlar. Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. İsmin ne? Leyla. Senin? Damla. Senin kardeş? Ali. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel geçiyor. Güzel yemekler yediniz mi? İki aydır buradayız, evet. Gayet güzel evimiz var burada. Siz özel bir diyet formülü uyguluyor musunuz? Valla şu anda uygulamıyorum çünkü tatildeyiz ama kışın dikkat ediyoruz tabii ki. Burada da abla kardeş oturuyorlar. Doğru mu efendim? Abla kardeş misiniz? Annem aslında. Anne mi? Aa, inanamıyorum. Sen hangi okula gidiyorsun? Almanya Lisesi'ni bitirdim. Münih Tekniğe başlayacağım. Vay. Herhalde. Teşekkür ederim. Sizin mesleğiniz ne efendim? Ben de İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Sık sık geliyorsunuz. Çeşme'ye mi? Aslında çok sık gelmiyoruz ama çok beğendim. Bundan sonra tatillerimizi buraya programlamayı düşünüyorum. Şu anda da Paşa Limanı mevkisindeyiz. Burası Ilıca'ya 5 kilometre uzaklıkta ama gördüğünüz gibi hakikaten muhteşem. Şu anda iki tane tatilci gördük. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel geçiyor. Neler yaptınız? Neler yaptık? Buralıyız zaten. Burada yaşıyoruz. İzmirliyiz. Ilıca ve Alaçatı'da daha çok zaman geçiriyoruz. Buralardayız. Güzel geçiyor. Yani Çeşme'nin daha sıcak gelen yerleri Ilıca ve Alaçatı oluyor benim için. Mesleğiniz ne? Basın danışmanıyım ben. Basın danışmanı. Süper. Kimin basın danışmanısın? Birçok sanatçıyla çalışıyorum. Sanatçılarla çalışmak zor mu? Kaprisli oluyorlar mı? Yani genelde öyle bir algı olduğu söyleniyor. Fakat benim çalıştığım sanatçılarla alakalı ben böyle bir sıkıntı yani hiç yaşamıyorum. İlk defa geldim arkadaşımın yeri. Zaten bana sitem ediyordu. Ama beğendim. O beğendin. Telefonda aynı şeyi soruyordu. Evet. Peki Bodrum mu? Bu taraf mı? Çeşme. Çeşme diyorsun. Evet. Sayın seyirciler, Antakya mutfağını İzmir'de çok güzel bir şekilde tanıtan Tülay Yoğurtçu hanımefendinin mekanında ustamız şimdi bir künefe yapacak. Hemen başlayalım o zaman. İlk önce tepsimize ne koyuyoruz? Önce yağımızı koyuyoruz. Şimdi de dünyaca ünlü Hatay künefesinin yapılışını İzmir'de izliyoruz. Lezzet olarak Antakya'nın tüm yemeklerini bulabilirler mi? Tüm yemeklerini bulabilirler. Ağız tadıyla yiyebilirler. El yemeklerini de bulabilirler. Göreceğiz zaten. El yemeklerini de bulabilirler. Göreceğiz. Evet, evet. Bu soframızda. Kel kadayıfı ve lor peynirimizi şefimiz tepsimize özenle döşüyor. Ocağımızın altını yaktık ve yüksek ateşte Tülay Hanım pişecek künefemiz. Çok ilgi görüyorsunuz Antakya mutfağını buraya taşıdınız İzmir'e ve gerçekten burada Antakya yemeklerini seven koştura koştura geliyor, tadıyor. Şu anda gördüğünüz İzmirler gibi. İzmirliler de geliyor, Antakyalılar da geliyor. Evet. Şu an yağını koyuyoruz. Evet sayın seyirciler, bir tarafı pişti künefemizin ve şov geliyor. Hoppa. Evet, gördüğünüz muhteşem bir şov yaptı ustamız. Ve şu anda öteki tarafı da pişiyor. Ondan sonra şekerini vereceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. We'll be right back.
Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Antakya'nın yöresel lezzetleri bu majör soframızda müthiş. Tülay Hanım, gerçekten enfes. Sayın seyirciler, ülkemizin en iyi sanatçılarından biri olan Volkan Konak var. Merhaba Volkan'cığım, nasılsın? Sağ olunuz, hoş geldiniz. Siz de biz de İzmir'e. Evet, çok keyifli lezzetler var Volkan'cığım. Evet, evet. Neler düşünüyorsun? Antakya yöresel lezzetleri tattın mı hiç? Evet, bu aralar biraz Antakya ve Hatay mutfağına takık durumdayım. Özellikle künefe hastasıyım, künefeyi çok severim. Bu da kağıt kebabı. Yani tepsi kebabıyla aslında 3 aşağı 5 yukarı. Soğan yok içinde galiba. Tabii, soğan evet. Yok. Ama emicesinin çocuğu diyebiliriz. Aynen diye. Aynen öyle. Bildiğim lezzetler, mekanda çok inandığım bir mekan. Yani budur. Budur. Budur diyorsun. Bence çok başarılı. Ülkemizin değerli sanatçısı Volkan Konak programımıza konuk oldu. Antakya'ya ait kebabımız güveçte nefis duruyor. Volkan Konak okul açacak mı? Ben burslu öğrencilerim vardı. Şimdi bir okul yaptırmayı düşünüyorum. Ama müzik üzerine kendi adıma bir okul düşünmüyorum. Programlar. Ama zamanım yok. Zamanım. Programlar devam edecek. Ya övünmek gibi olmasın. Bana Beyaz demişti ki televizyon işte ne yapayım, ben de televizyonu sevmiyorum dedim. Ama dedi televizyon seni sevdi diyor. Ya sevmişse sevmiş, ben yapamıyorum çünkü hakikaten uzmanlığım değil. Bakmayın öyle dediğine sayın seyirciler. Yani inanılmaz yüksek reytingleri. Hakikaten ben bunu gözlerimle şahit oluyorum. Beni televizyonculuğa itenlerden biri de siz. Dolayısıyla bilmiyorum becerdik mi beceremedik mi ama şunu yapmaya çalışıyorum. Samimi olmaya çalışıyorum. Yani sahnede neysem, evinizin odasında neysem ekranda da o. Yani, künefeden tadalım mı? Tadalım. Çünkü künefeyi özel yapıyorlar. Soğumadan ve evet. Bekletmeyelim. Evet, sayın seyirciler. 10 numara 5 yıldız mı? Muhteşem. Ve hakikaten İzmir'e buranın şeyi için söylemiyorum. İhtiyacı da yok ama İzmir'e gelenlerin bu Antakya sofrasını, Antakya lezzetini tatmasını dilerim. Çok temiz bir mekan. Ürünleri çok sağlıklı. Size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Erzurum'un meşhur cağ kebabı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Sayın seyirciler, gerçekten enfes bir cağ kebabının yanındayız. Hüseyin Özşahin ile birlikteyiz. Erzurumlusunuz değil mi? Evet. Erzurum'un o güzel yöresel cağ kebabını buraya getirdiler. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir cağ kebabı. Doğru mu ustam? Doğru. Adem Usta. Evet, şu anda Adem Usta kesiyor cağ kebabını. Evet. Kuzudan yapılıyor. Evet, kuzudan yapılır. Kıvırcık. Erkek, evet. Çünkü dişi koku yapar. Evet. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet, bu müthiş cağ kebabından şöyle ayrılalım ve soframıza doğru gidelim. Bakalım soframızda ne tür lezzetler var. Buyurun. Gördüğünüz gibi muhteşem bir Erzurum sofrası var. Nerede? İzmir'de. Evet. Hemen başlayalım. Cağ kebabından bir tadalım. Çünkü orada çok iyi duruyordu. Bakalım damakta nasıl duracak. Evet. Böyle yanmış yanmış da gerçekten güzel oluyor. Çok güzel gerçekten. Kadayıf hemen dolması. Anlatır mısınız? Kadayıf dolması da Erzurum'un önemli, evet, bir lezzeti. Evet, önemli bir lezzeti. Kadayıf dolmasını da nasıl buradaki yapılıyor? Taze kadayıf alınıp ustalarımız tarafından açılıyor tek tek. İçine ceviz koyulup bütün cevizler konuyor, sarılıyor. Ve burada taze taze kızartılıp müşteriye ikram ediliyor. Meşhur dolma kadayıfı da bu şekilde yapılıyor. Sayın seyirciler, şu anda Urla'da tarihi bir konağın tam önündeyiz ve içeriye bakalım nasıl yemekler var. Buyurun. Tarihi konağımızın içerisinde bir Urla güveci yapacağız Emine Hanım'dan. Nihal Erdoğan buranın sahibi. Evet, güvecimiz Toprak. Evet, Toprak.
Domatesimiz var, yeşil biberimiz var, zeytinyağımız var, patatesimiz var, soğanımız var, tuz, karabiber ve etimiz var. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi de Urla güvecinin nasıl yapıldığını izliyoruz. Emine Hanım sebzeleri tek tek doğradıktan sonra toprak güvecimizin içine bırakıyor. Evet, şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Emine Hanım'ın 10 parmağında 10 marifet var. Şimdi domatesimizi bırakacağız. Başka ne lezzetler sunuyorsunuz? Açık büfe bildiğim kadarıyla. Biz kadını. Öğlen pazartesi cuma arası çalışan sofrası adı altında burada çalışan kişilere açık büfe. Tamam. Ev yemekleri sunuyoruz. Tencere yemekleri. Ama çok lezzetli yemekleriniz. Sayın seyirciler şu anda gördüğünüz gibi biberlerimiz de kesildi ve artık hazır. Ve şu anda güvecimiz hazır. Folyo ile üstünü kapatıyoruz. Sebebi de kendi buharıyla pişecek. İyice şöyle kapatıyoruz. Hava almaması lazım. Evet, bir süre piştikten sonra kendi buharıyla enfes böyle kendini bırakacak. Hemen atıyoruz fırınımıza. Güvecimiz kendi buharı ile pişiyor. Sayın seyirciler artık hazır güvecimiz. Buyurun çıkartalım efendim. Evet, elimizi yakmadan çıkartıyoruz. Vay 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 vay. Sayın seyirciler şu anda lezzet soframızda muhteşem yöresel yemekler var, tatlar var. Yanımızda çok değerli başkanımız, Urla Belediye Başkanı Sayın Sibel Uyar var. Merhaba efendim, nasılsınız? İyi, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, lezzetlerle aranız nasıl? Gayet iyi. Oda başkanımız da yanımızda, hemen oda başkanım şöyle bir... Aşçı mısınız? Ne güzel, sayın seyirciler. Ben de gıda mühendisiyim. Gıda mühendisi bir başkanımız var burada. Evet, Urla Belediye Başkanı, gıda mühendisi buradan da... aktarmış olalım. Evet. Efendim çok güzel bir yer Urla. Sizi de tebrik ediyorum. Urla 8000 yıllık geçmişe sahip bir ilçe öncelikle. Klozemenay Limantepe'den başlayıp Klozemenay ile devam eden ve biliyorsunuz ki dünyanın ilk zeytinyağı işliğine sahibiz biz. Çok eski bir ilçe. Turizm sektörünün önemli merkezlerinden evet. Bir tanesi Urla. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Urla'daki gezimize üzüm bağlarının olduğu huzur veren bahçede devam ediyoruz. Muhteşem bir doğanın içindeyiz. Burada her şey çok keyifli. Sizce biraz evvel söylediğim gibi muhteşem bir ortamdayız. Nihat Can Bulat'la birlikteyiz. Can Bulat değil, Can Bulat. Evet. Nasılsın Nihat abi, iyi misin? Teşekkür ederim. Güzel bir yer seçmişsin. Tebrik ediyorum seni. Hakikaten insan burada huzur buluyor. Doğa içinde bir yer ve gerçekten de burada bağlar var. Ne bağları efendim? Üzüm bağları. Üzüm, yemeklik ve evet. Şaraplık olmak üzere iki türlü bağımız var. Gördüğünüz gibi bu üzüm suyu ve buradan organik, yani bu bahçeden bu sular... Doğru, sertifikalı organik. Şimdi bu yemeğimiz nedir? Bu kuzutandır. Tadıyorum ben. Evet. Afiyet olsun. Bunu,
kuzunun en güzel yeri şu parça, kuzunun böbrek yatağı. Böbrek yatağı. Evet. Bazı müşterilerimiz böbrek deyince sakatat anlıyor. Aslında böbrek yatağı kuzunun en güzel yeri. Sofradaki yemekler çok lezzetli. Sayın seyirciler, bu ekmeği de kendileri burada yapıyorlar. Bu da ayrı bir detay, çok önemli bir detay. Gördüğünüz gibi üzüm bağlarının tam ortasındayız. Burada üzüm bağları gerçekten çok renkli duruyor. Sayın seyirciler, lezzet şölenimize devam ediyoruz. İzmir'in en iyi aşçılarında Mehmet Usta ile birlikteyiz. Mehmet Usta, ne yapmışsın böyle? Valla muhteşem her şey. Lezzet turumuza ünlülerin sıkça gittiği mekanda devam ediyoruz. Masadaki enfes lezzetleri şefimiz anlatıyor. Burada enfes bir spesiyal var. Et spesiyelimiz mükemmel. Çöp şişi kuzudan mı yapıyorsunuz, danadan mı? Dana. Danadan yapıyorsunuz. Süt danası. Tabii ki. Evet. Dana. İnsanın hepsini yemesi geliyor. Hakikaten soframızda bir kuş sütü eksik. Mehmetciğim, gerçekten mükemmel lezzetler burada sunuyorsunuz. Özellikle salatalardaki sunum çok güzel. Rotamızı İzmir'in kapı komşusu Manisa'ya çevirip mesir macununun yapılışını görüyoruz. Sayın seyirciler, Manisa'nın en önemli özelliklerinden biri de mesir macunu. Gördüğünüz gibi şekerini bu şekilde karıştırıyoruz mesir macununu. Hemen sizleri tanıyalım efendim. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği'nde çalışıyorum. İsmim evet. Özlem. Mesiri tanıtıyorsunuz yani Özlem evet, Hanım. Evet, evet. Tüm dünyaya mesiri ve Manisa'mızı tanıtıyoruz. Mesir macununun tüm özellikleri şu an karşınızda. Manisa'nın meşhur mesir macunu bu şekilde oluşuyor. İşte tek tek makasla kesiliyor ve ondan sonra bu şekilde geliyor. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi mesir macunları burada toplanıyor. Sayın seyirciler, şu anda Manisa'dayız ve Manisa kebabı biliyorsunuz çok meşhur. Serkan Aktaş'a merhaba diyoruz. Merhaba, ve hemen tarifini alıyoruz Serkan'dan Manisa kebabını. Ustam, hemen şöyle başlayalım. Malzemelerimiz kuzu döş. Kuzu döş, dana döş ve dana koldan hemen oluşuyor. Hemen başlayalım o zaman. Tamam, hemen başlayalım. Serkan, nedir özelliği? Manisa kebabının geçmişte burada kervanların yolu üzerinde bir ipek yolu tarzı böyle bir kervan yolu üzerinde olduğu söyleniyor Manisa'nın. Çok pratik olması açısından hazırlanış itibariyle sadece tuz, kuzu döşü ve dana ön koldan müteşekkil bir karışım var. Şimdi şişleme mi saplayacağız? Evet, şu anda şişleme az safhasına geçtik. Şu anda sayın seyirciler, gördüğünüz gibi şişlerimiz hazır. Biraz sonra pişim aşamasını sizlere göstereceğiz. Etlerimizi artık pişirelim. Manisa'ya gelinir de herkesin dilindeki Manisa kebabı gösterilmez mi?
Evet sayın seyirciler, minikte konuklarımız var. İlk önce evet senden başlayalım. İsmin ne? Neda. Burada da çok yakışıklı bir minik konuğumuz var. Evet, programın belki de en minik konuğu. Kaç aylık efendim? 5 aylık bu. 3. nesil olacak inşallah. İsmi ne? Ali Hakan. Ali Hakan ne yapıyorsun? Çok güzelsin Ali Hakan. Maşallah maşallah. Allah bağışlasın. Allah nazarlardan saklasın. Ve bu arada ustamız Manisa kebabımız artık hazır. İşte yağını döktü ustamız. Mükemmel yer İzmir Şirince'de, işte nefis bir sabah kahvaltısı. Enfes bir ortamdayız Şirince'de. Gerçekten yanımızda Handan Hanım, sol tarafımızda Selin ve güzel hanımefendiler, beyefendiler. Harika bir kahvaltı sofrası Handan Hanım, ne diyeceksin? Evet, Osmanlı kahvaltısı. Misafirlerimize özel. Evet, gerçekten muhteşem, yöresel tatlılar. Formunuzu nasıl kuruyorsunuz? Valla bu kahvaltıları organik olduğu için bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Organik yiyecekler, keyifli lezzetler, işte enfes bir Şirince, evet kahvaltı sofrası. Haydi o zaman buyurun tadalım bu güzel manzarada, eşsiz manzarada. Efendim Selçuk'ta gezimize devam ediyoruz. Çok değerli bir kardeşimizin Gökhan'ın yanındayız. Burada krok yapacağız. Hiç duydunuz mu? Duyduk diyorsunuz, duymadık diyorsunuz. Evet, bilirsiniz. Nedir krok? Krok çok duyulmuş bir şey değil Türkiye'de henüz. Selçuk'ta gençlerin çok sevdiği lezzeti görüyoruz. Sandviç harika gözüküyor. Gökhan kardeşim size harika bir krok yaptı. Buyurun, afiyet olsun. Şimdi de ev yenileme zamanı. Merhaba. Merhaba. Bak gelmez diyordunuz. Ay, geldik. Ay gözlerime inanamıyorum. Demiştik ama biz size geleceğiz demiştik. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu bakalım bir salona. Buyurun. Senem Hanım uzun zamandır salonunu yaptırmak için bize müracaat ediyordu. Yenileyeceğimiz bir hayli eski. Evet, dediğin kadar varmış. Salonun bir hayli eskiymiş. Ama resimlerde görmüştüm. Ekip de söylemişti. Önemli değil. Biz burayı yaparız, hallederiz. Nasıl bir salon arzu ediyorsun? Yani nasıl? İnsan koşullarında olsun her şeyden önce. Bu eskilerin her zaman insan koşullarına aşk olsun. Bu eskilerin hepsinden kurtulmak istiyorum. Çünkü bunları alalı çok uzun yıl oldu ve toplama şeklinde oldu. Siz de baktığınızda görebilirsiniz zaten her biri ayrı bir renk. O zaman ne yapıyoruz biz? Hemen ustalarımızı davet ediyoruz. Buyurun ustalar. Ustalarımız ilk olarak salondaki eski eşyaları boşaltıyor. Boyasından parkesine, avizesinden koltuk takımına kadar sunucumuz seçimlerini mağazalarda gerçekleştiriyor. Seçimlerimize ve gezimize devam ediyoruz. Ufuk Demirtaş'la birlikteyiz. Ufukcuğum harika bir mağaza. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok profesyonel anlamda mutfaklar yapıyorsunuz. Sayın seyirciler bakar mısınız? Ne kadar hoş bir mutfak. Valla ben bayıldım. Zaten country hastasıyım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir mutfağı insana ne kadar alabilirler? Böyle bir mutfağı projeye göre herhalde 15 bin liralardan başlayıp 100 bin lira kadar çıkabilecek
seviyede bir mutfak. Bütün hanımların ama rüyası diyebiliriz bu mutfaklara sayın seyirciler. Şöyle diyeyim, mutfağı satmıyoruz, mutfağın sonundaki mutluluğu satıyoruz. Bravo diyoruz biz de. Şimdi evimize geri dönüyor, duvardaki boya uygulamamızı görüyoruz. Perdelerimizin fonluklarını kahve tonunda tercih ettik. Perdemizin tülü ise pes iplikten oluşan örme tüldür. Ustalarımız perdelerimizi astıktan hemen sonra koltuk takımımızı salona yerleştiriyorlar. Şık ve dekoratif görünümlü koltuk takımımız fırınlanmış gürgen iskeletlidir. Aksesuarları da salonumuza koyuyoruz. Şimdi bakalım Senem Hanım'ın salonunda ne gibi değişiklikler yapmışız. Duvarı açık renge boyadık. Perdelerimizi kahve tonlarda tercih ettik. Minimal çizgide bir oturma grubu kullandık. Yerleşkide kullandığımız aksesuarlar da salonumuzda keyifli durdu diyebiliriz. Salonumuz gerçekten çok değişti. Şimdi Senem Hanım'ın mutluluk dakikalarına ortak olalım. Sevgili izleyiciler, hepinizin bildiği gibi bugün karşı yakada oturan Senem Hanım'a konuk olduk. Şu anda Erhan çok heyecanlı. Doğru mu kardeşim? Evet. Şu an evi de gördün. Bakalım annen ne diyecek? Senem Hanım, ne düşünüyorsunuz? Salon nasıl olmuştur? Çok heyecanlıyım. Hiçbir fikrim yok ama sizin zevkinize güveniyorum. Hayallerimin ötesinde bir şey olacağını düşünüyorum. Beklentim o düzeyde. Evet, o zaman merakla saymanızı bekliyorum. Peki. O zaman biz de sayıyoruz. Bir. Bir buçuk. Sen de say. Tamam mı? İki. İki buçuk. 2.75. Çok heyecanlıyım. 2.95. Hazır mıyız? Hazırım. Üç. Benim evim mi? Senin evin. Koltuklar, perdeler, böyle bir rumu nasıl yakaladınız? Evet. Süper. Her şey olmuş yani mu? Dilim tutuldu. O kadar beğendim, o kadar muhteşem olmuş ki söyleyecek söz bulamıyorum. İstediğin gibi oldu yani, değil mi? İstediğimin ötesinde olmuş. Umut ediyor muydun? O kadarını umut etmiyordum. Kesinlikle beklentimin çok çok üzerinde olmuş. Böyle bir şeyi hayal bile etmiyordum. Sen beğendin mi? Herhal. Güle güle otur. Çok teşekkür güle ederim. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Siz de evinizi ücretsiz yenilemek istiyorsanız müracaat adresimize başvurabilirsiniz.